Merhabalar, Şifacı TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz aloe vera bitkisi. Bilimsel adı Aloe barbadensis. Aloe vera sıcak ve kurak iklimlerde yetişen kaktüs benzeri bir bitkidir. Aloe ilaç yapımında kullanılan iki madde olan jel ve lateksi üretmektedir. Aloe vera jeli, aloe bitki yaprağının iç kısmında bulunan şeffaf jöle benzeri bir maddedir. Aloe vera bitkisinin 300'den fazla çeşidi vardır. Aloe barbadensis yani aloe vera'dır. Bu türler arasında en çok bilinen ve iyileştirici özelliğe sahip olan bitkidir. Doğal yaşam alanının Kuzey Afrika, Hindistan ve Akdeniz olmasına rağmen şimdilerde evlerin balkonunda bile, ofis masalarında bile yetiştirilebiliyor. Birçok tıp alanında kullanılan aloe vera'nın içinde çok sayıda A, C vitamini, E vitamini bulunmaktadır. Cilde bakım yaparken jel B12, folat, potasyum, kalsiyum, selenyum, magnezyum ve sodyum aktif olarak cilde iyi gelir. Faydalarını bilen birçok kadın evde yetiştirmeye başlamıştır. Kozmetik sektöründe, ilaç sektöründe ve gıda sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünya genelinde yıllık ortalama 13 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahiptir. Aloe vera yaklaşık 30 ila 50 santim uzunluğa kadar büyüyebilen bitkinin kalın, sivri, etli ve yeşil yaprakları ile bilinir. Son yıllarda özellikle güzellik sektöründe çığır açan aloe vera bitkisinin cilt problemlerine iyi geldiği bilinmektedir. Boyun ve yüz bölgesindeki kırışıklıkları giderdiği tespit edilmiştir. Aloe vera bitkisinin yaprağını kökünden keserek üzerindeki yeşil olan kısmı ince bir şekilde bıçakla kesip jel olan kısmını kullanabilirsiniz. Aloe vera'nın içinde bulunan yüksek miktardaki potasyum sayesinde ciltte oluşan yaralar kolayca iyileşir. Tahriş ve kuruyan bölgelerde de kullanabilirsiniz. Cildin yenilenmesine yardımcı olan aloe vera, yanıkları ve yanık izlerini de iyileştirmeye birebirdir. Aloe vera sindirim sistemini kuvvetlendirir. Mide rahatsızlıklarını en aza indirir. Cilt derisi üzerinde kompres bazlı tedavi unsuru haline gelen bu bitki, yıpranmış hücreleri yenilerken onarma ve nemlendirme amaçlı da kullanılır. Aloe vera yağı ve aloe vera sabunu cilde uygulandığında özellikle kuru ciltlerde sık karşılaşılan dökülme ve kızarıklık sorunlarına iyi gelir. Yanıklar, deri iltihaplanmaları ve güneş ışınlarının zararlı etkileri sonucunda oluşan yanıklar aloe vera bileşenleri sayesinde tedavi edilir. Kolon kanseri riskini azaltır. Bağırsak hastalıkları tedavisinde kullanılır. Bağırsak mantarlarını giderir. Böbrekleri hastalıklardan koruma etkisine sahiptir. Enfeksiyon oluşumunu engeller. Metabolizmayı hızlandırır. Kana oksijen taşıyan aloe vera bitkisinin iltihap problemlerinde tedavi edici bir yapıya sahip olduğu gözlemlenmiştir. Aloe vera akne tedavisinde kullanılır. Güneş yanığına faydalıdır. Antioksidan özelliği sayesinde cilt yanıklarını hızlı bir şekilde tedavi eder. Cildin yaşlanmasını önler. Aloe vera bitkisi kanser tümörlerin oluşmasını başlangıç aşamasında engelleyebilir. Kolesterol seviyesini dengede tutar. Kalp damar sağlığına faydalıdır. Kan akışının hızlanmasını sağlayarak damar tıkanıklıklarını önler. Aloe vera jeli ve sabunu ufak cilt alerjilerini tedavi eder. Aloe vera depresyon ve ruhi bozukluklara neden olan sorunları ortadan kaldırır. Aloe vera bitkisi radyasyon etkilerini azaltır. Aloe vera'nın mikrop öldürücü özelliği vardır. Vücuda mineral ve vitamin depolar. Diyabete iyi geldiği gözlemlenmiştir. Böcek sokmalarına karşı aloe vera jeli faydalıdır. Aloe vera kremi sivilceleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Egzama ve sedef hastalığına iyi gelir. Aloe vera bitkisi kaynatılarak içildiğinde astım hastalığının etkisini azaltır. Göz iltihaplarını aloe vera suyu hafifletir. Aloe vera jeli, aloe vera kremi donmadan kaynaklanan doku hasarlarına karşı çok faydalıdır. Elma ile birlikte alındığında aloe vera suyu misil görevi görür. Günümüzde aloe vera bitkisinden sabun, krem, şampuan, ilaç, çay, bitki çayı ve içecek yapılmaktadır. Geniş bir kullanım alanına sahiptir. Dahili ve harici kullanılabilen bu olağanüstü bitkinin bilinen faydaları bunlar. Sizin bildiğiniz farklı özellikleri varsa lütfen yorumlar bölümünde bize yazın.
Birbirinden ilginç yeni videolarım için kanalıma abone olmayı ve zil ikona tıklamayı unutmayın. Sağlık, şifa, huzur dolu bir hayat diliyorum sevgilerimle.